Ve yine notlarını da alalım. Telefonumuzu var mı? Telefonumuzu var. Ben yapayım. Şimdi de. Merhabalar dostum teyze. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Aziz teyze bak takip cihazı getirdim sana. Şimdi onu göstereceğim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bu takip cihazı şöyle işe şu şekilde yarıyor. Sen dışarı çıktığında kaybolabilirsin. Nerede olduğunu gösterebilir. Ya da evin içindesin, düşmüş olabilirsin. Düşebilirsin. O hemen algılıyor, bize bildirim geliyor. Senin sadece şuraya basman, bu butona basman yeterli. Bize bildirim gelmesi için ya da kızına bildirim gitmesi için. İyi. Ya da telefon açman gerekiyor. Ama telefonu kullanamıyorsun. Sadece tekrar bu butona basıyorsun. Evet. Kızın seni arıyor. Bir şeye ihtiyacın olduğunu anlıyor. Ve seninle iletişime geçiyor. Bunu sadece yanında bulundurman yeterli. Seninle birlikte gezsin. Üstünden çıkarmaman, bırakmaman lazım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bilgin olsun. Evet. Annenizin üstünde kalması yeterli. Tek yaşadığı için nerede olduğunu bulamayabiliriz ya da evden çıkar yönünü kaybedebilir. Ya da telefona ihtiyacı olabilir. O an telefonun yanında olmaz, kullanamayabilir. Ya da evin içinde düşebilir. Sadece bu butona bastığı zaman siz onun nerede olduğunu ya da size ihtiyacı olduğunu anlıyorsunuz. Tamam. Çok uzun süre şarj gidiyor. Evet. Düştüğü zaman zaten sağlam bir cihazdır. Kırılma olmuyor. Ama mesela Kadriye teyze Allah muhafaza düştü. Onun sinyalini algılayabiliyor. Size sinyal gidiyor. Siz de anlıyorsunuz ki bir şey var, aksilik var. Evet. Hemen iletişime geçebiliyorsunuz. Çok memnunum. Çok memnunum belediye başkanımızdan. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Bir kere de değil. Çok hizmet ediyor bize. Allah'ım razı olsun.